Lan! Hayri! 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 Hayri iyi misin? Hayri iyi misin? Hayri! 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 Ha! Hemen bizim kliniğe götürelim devre. Niyazi, haber ver, doktor hazır olsun. Hayri'yi oraya götüreceğiz. Çabuk hadi. İyi misin? Hadi Niyazi, hadi. Yaraya bastır, kanı durdur. Tamam, tamam, bastırıyorum, tamam. Hayri dayan, dayan kardeşim. Bari baronu da kurtarın lütfen. Dayan ambulans, hocam. Ambulans çağırın. Baron da vuruldu. İyi misin? İyi misin? Duyuyor musun beni? Hemen ambulans çağır Niyazi, hemen. Niyazi, amirim nerede? Arzu'nun peşinden gitti. Devre, ben amirimin yanına gidiyorum. Tamam Devre. Hayri. Hayri bak oğlum, sakın ölme. Ben Niyazi. Arzu, teslim ol. Hiçbir yere kaçamazsın. Göreceğiz Necip Amir. Kaçacak yer var mı yok mu göreceğiz. Birkaç yaralımız var. Hayri. Durumları ağır hayri olabilir. Aç gözünü Hayri. Biz müdahaleyi yapmaya Hayri aç gözünü. Ne olacağı belli olmaz. Acele Hayri, kalksana oğlum. Hayri. Hadi. Hayri bana bak sakın ölme. Bak kafanı gözünü kırarım senin. Hayri deli etme lan adamı. Kalk aç gözünü hadi. Hayri, iyi misin oğlum? Ne oluyor ya? Ne bu panik? Dur, dur kalkayım. Yiğit abi ne oldu? Yüzün niye bembeyaz Yiğit abi ya? Ha, iyi misin? İyi misin oğlum sen? İyiyim tabi. Niye kötü olayım ki? Biraz önce vuruldun sen Hayri. Nasıl ya? Ne vurulması? Baksana oğlum elime. Bak. Aa, ne olmuş? Ana! Hakikaten delik var lan burada. Abi ben vurulmuşum ya. Ben kesin ölürüm şimdi ya. Hayri iyisin oğlum sen. Tamam tamam. Ayağa bile kalktın sen. Tamam. Allah'ım sana geliyorum. Ne olur affet günahlarımı. Hayri! Hayri oğlum! Hayri! 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 Ya bu var ya bu tam bir denyo ya. Ya bunu bırakalım burada kurda kuşa yem olsun ya. Lan! Şşt! Götür sen hastaneye. Ölürüz burada. Uf. Yok sen iyisin böyle Hayri. Neyim ya? Şşt! Bana bak! Aa! Uf. Arzu dur. Sakın kımıldama. Yolun sonuna geldin Arzu. At silahını teslim ol. Ölürüm yine de teslim olmam sana Necip. Bak. Ben seni vurmak istemiyorum. Karımın katili olsam bile seni vurmak istemiyorum. Yaşaman senin için de bizim için de en iyisi. Silahı bıraktığım an beni öldüreceksin biliyorum. Bak. Sana söz veriyorum, hiçbir şey yapmayacağım. Yeter ki bırak silahı. Bırak silahı. Bırak silahı.
Tamam. Bırakacağım. Çok pişmanım Necip. Yaptığım her şey için çok pişmanım. Sen silahını bırakırsan ben de bırakacağım. Söz. Yeter ki beni öldürmeyeceğine söz ver. Tamam. Bırakıyorum. Aynı anda bırakıyoruz, tamam mı? Hadi hadi. Yardım edin şuna. Çabuk 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 hadi. Yaralıyız, hediye alın. Dikkat et, dikkat. Dikkat edin. Tamam. Yavaş. Riyaz abi. Riyaz abi, ne olur yürü. Çok korkuyorum. Yuh, daha ne? Ya. Abi ölüyoruz burada. Tam merhamete ihtiyacım olduğu sırada bana bunu yapma ya. Ya kedi gibi 9 canın var senin. Hiçbir şey olmaz sana ya. Hadi. Çabuk. Götürün, götürün. Hadi kaldır. Götürün. Hadi çocuklar, biraz acele edin. Hayri'nin durumu iyi. Baron'u kurtarmaya bak. İkisini de özel istihbarata götürün, tamam mı? Peki efendim. Bak, bırakıyorum silahımı. Bak, bırakıyorum silahımı. Sen de bırakacaksın. Sakın bir aptallık edip de... Sen benim son şansımsın Necip. Neden bir aptallık yapayım ki? Hadi. Bırak silahını artık. Senin için Rana. Artık Rana daha rahat uyuyacak amirim. Ben yine de teslim olmasını tercih ederdim. Ama bu yolu kendi seçti. Yapacak bir şeyimiz yok. Efendim Masar Bey. Ne oldu? Arzu'yu yakalayabildiniz mi? Şu an cesedine bakıyorum maalesef. Baron'un da durumu kötü. Elimizde bir azize kaldı. Neyse, hadi gelin merkeze dönelim. Tamam. Elemanlardan bir ikisini gönderin. Polis gelene kadar beklesinler burada. Hadi. Arzu da ölmüş yiğit. İyi, mezarında ters dönsün. Zeki Yahya Bey bu haberlerden hiç hoşlanmayacak. Elinde neredeyse davayı çözecek sanık kalmadı. Bir bu var ama bu da işimize yaramaz. Piyonun teki. Gördün değil mi nasıl sattılar sizi? Siz tezgahladınız bu saldırıyı, biliyorum. Konuşturmak için siz tezgahladınız. Bak hala ne diyor ya. Dua et yaşlı başlı kadınsın. Yoksa ben sana yapacağımı bilirim. Baron ne alemde? Kliniğe götürdüler ama akşama sabaha ölür gibi. Allah kahretsin. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Şu duruma bak. Her şey bitti resmen. Basın, medya, televizyonlar hepsi 50 çeşit tezviratla üstümüze gelir artık. Aynen öyle. Madem koruyamayacaktınız, niye tutukladınız diyecekler. Azize var, Pikas var, Kayaminik var. Durum o kadar da vahim değil arkadaşlar.
Bu piyonları kim ne yapsın? Bize lazım olan barondu. Dişimizi sıksak bunlar gibi 1000 tane piyon toplarız. Bugün değilse yarın öbür gün bunları da temizlerler. Hayır, öyle bir şey yapmazlar. Göreceğiz bakalım. Hadi bakalım çocuklar. Biz merkeze dönelim. Orada durum değerlendirmesi yapalım. Götürün bunu. Şunu merkeze götürün. Emredersiniz. Evet, saldırı başarıyla gerçekleşti. Gerçi istihbarat yetişmiş ama yine de vurmayı başardı. Ne yani, ölmedi mi yoksa? Ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırmışlar. Kurtulma şansı az diyorlar. Olmadı, hastanede bitirelim işi. Baron'un bu saatten sonra yaşamasına izin veremeyiz. Ama baron istihbaratın içindeki kliniğe kaldırılmış. Ben anlamam. İsterse yerin 7 kat altında olsun, yine de bitireceğiz bu işi. Elimizden geleni yaparız, merak etmeyin. Beklediğimiz olay gerçekleşmiş efendim. Efendim, şimdi geldi haber. Baron başaramamış. Oldu mu yani? Evet efendim. Efendim, yeni bir operasyona gerek kalmadı. Baron başaramamış. Haberin doğruluğundan emin misiniz? Kaynak sağlam efendim. Oldu o zaman. Bu defteri kapatıyoruz. Biz Türkiye için yeni plan kararlaştırınca sana haber vereceğiz. Sen kendine dikkat et. Sakın ortalarda görünme. Peki efendim. Evet, Türkiye'de bir dönemin sonuna geldik. Şimdi yeni bir yapılanmayla yaşadığımız fiyaskoyu telafi etmemiz lazım. Türkiye'de uyuyan binlerce elemanımız verilecek görev için hazır durumdalar. Aralarından en seçkinleri gözden geçirip kaldığımız yerden devam edebiliriz. Üstelik bu sefer adımlarımızı daha sağlam atma fırsatımız da var. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye bu halka bırakılamayacak kadar önemli bir ülke bizim için. Zamanında nasıl tapusunu biz aldıysak, şimdi de aklı ermez köylülere gecekondu yaptıracak değiliz elbette. Bizim çocuklar yine başaracak. Ne yazık ki su testileri hep su yolunda kırılır. Bu kadar kolay ölmemeliydi ama neyse. Tekrar dirilecek nasılsa. O zaman verir hesabını. Bu adamlar baronun ölmesini istiyorsa demek ki korktukları bir şey vardı. Orası muhakkak. Belki bu yapıyı çökerttik. Ama enkazın altında neler gizlendi hiç bilmiyoruz. Binlerce uyuyan elemandan bahsediliyor. Onları bulmadıkça bu iş bitti demek çok zor olur. İlk fırsatta bir dürtmeyle uyanacakları kesin. Biz burada olduğumuz sürece o iş zor olacak beyler. Rahat olun. Amenna. Başkan arıyor. Buyurun sayın başkanım. Masar Bey. Baron'a yapılan saldırıyı duyduk. Acaba son durum nedir? Maalesef baronu kaybettik. Bizden de bir kişi ağır yaralı. Başbakan'a iletirsiniz. Şu an beraberiz zaten. Efendim, baron ölmüş maalesef. Bu hiç iyi olmadı. Dışarıdakiler kendilerine bir şeyler sıçramasın istiyorlar. Evet. En önemli sanığı öldürmeyi başardılar. Bu dava süreci için büyük bir eksiklik olacak. Sayın Başbakan, dışarıdakiler yakayı ele vermeyince tekrar cesaretlenmelerinden endişe ediyor. Biliyorum. Elimizden geleni yaptık. Nihayetinde örgütü çökertmeyi başardık. Bu da en azından bize bir süreliğine nefes aldırır. Tamam. Basına bir açıklama yapın. Bir gelişme olursa haber bekliyoruz. İyi günler. Mazhar Bey ve ekibi için hazırlattığımız hediyeleri takdim ettiniz mi? Henüz değil efendim. Birazdan çıkıp bizzat ben teslim edeceğim. Haberleri yok. Güzel. Hepsini benden taraf ayrıca takdim edersin. Hı hı. Müsaadenizle efendim. Müsaade senin. Ah. Doktor Bey, nasıl durumun? Gayet iyi. Ne iyisi be, sensin iyi. Yarın öbür gün toparlar kendini. Ay çok kötüyüm. Aman. Of. Ya bu gazi olmak ne meşakkatli işmiş. Gören de Çanakkale gazisi sanır.
Kuşun 4 metre yanından geçmiş, şu haline bak. Daha neler amirim ya. Teessüf ederim yani. Böyle mermi çıkardılar. Kocaman. Yanından geçmesin. Ya. Oğlum Hayri, şimdiye kadar senin bu postu deldirmeden bugünlere gelmen büyük şans vallahi. Bak ya. Aslında çoktan bu dünyadan uçup gitmen lazımdı ama. Maşallah maşallah, ağzınızdan bal damlıyor ha. Ne çok sevenim varmış arkadaş. Ah! Biz burada madalya bekliyoruz. Siz benden maytap geçiyorsunuz. Usta, bir dahakine bırakacağım. Delik deşik etsinler balonu. Ah şu cesaret dolu göğsümü kurşunlara bir daha siper edersem ne olayım? Hayri, adam zaten gitti. Boşuna atladın önüne. Hadi be. Ya. Öldü mü baron? Öldü öldü. Sen üstüne atlayınca korkudan gitti adam. Dikkat et. Necip amirim, başkan bey geldi. Allah Allah. Hayırdır, niye geldi ki? Bilmiyorum. Masar Bey'in de haberi yok. Beni ziyarete gelmiştir o. Ziyaretçi kabul etmiyorum. Hayri. Buyurun efendim. Hayricim rahat mısın? İstersen sen de git. İyi olur Niyazi'cim, hiç fena olmaz. Beni beklemediğinizi biliyorum. Ama başbakanın özel talimatıyla burada olduğumu bilin. Çok güzel bir sürpriz oldu. Sayın başkanım, sebebi ziyaretinizi öğrenebilir miyim? Önce şunu söylememe izin verin. Bu devlet size çok şey borçlu. Bugüne kadar ailenizden, sevdiklerinizden, hatta kendi canınızdan fedakarlık edip bu dava için çalıştınız. Sakın ola ki bunlar görülmedi, takdir edilmedi sanmayın. Devre, bu konuşma benim pek hoşuma gitmedi. Benim de. Arkasından istifamız isterlerse hiç şaşırmam Devre. Bizzat başbakanımızın talimatıyla sizlere bu zarfları takdim etmek istiyorum. Amirim, amirim duydun mu? Duydum Hayri, duydum. Öncelikle bu ekibin başı olan sizi tebrik ediyorum Masar Bey, buyurun. Teşekkür ederim. Buyur, teşekkür ederim. Buyur. Teşekkürler. Buyur, teşekkür ederim. Acaba yanlış mı görüyorum? Vay anam vay! Biraz özel konuşabilir miyiz? Tabii buyurun. Şöyle gidelim. Masar Bey, gerçekten büyük iş başardınız. Bu küçük hediyeler yaptığınız hizmeti karşılamaz ama yine de arkadaşlar için bir moral olur diye düşünüyorum. Arkadaşların bu tip şeylerde gözü yok. Buna emin olabilirsiniz. Öyle demeyin. 50-60 yılda ülkenin içine çöreklenmiş derin bir yapıyı çökerttiniz. Bu çok büyük bir başarı. Ben o kadar emin değilim. Ne demek istiyorsunuz? Tamam, çok önemli bir yol kat ettik. Kabul. Ama 1-2 sene sonra erken kondunun eskisinden bile daha güçlü geri dönmeyeceğinin garantisi yok ya. Binlerce uyuyan eleman daha var. Bunun sonunu getirmek yıllarımızı alabilir. Sanki sizin söylemek istediğiniz bir şey var gibi. Aslında evet. Uyuyan bütün elemanları tespit etmenin bir yolu var. Beni takip edin. Aga, paraya bak, paraya. Hayatım boyunca aldığım bütün maaşları toplasam yarısı yetmez. Oy, oy, oy. Vallahi bu süper oldu be Hayri, süper.
Bu kadar sıfırı ortaokul karnemde bile görmedim Niyazi abi. Sus be Hayri, sus. Abicim, ben diyorum ki direkt Bodrum yapalım. Ne diyorsun abi? Hayri. Ha. Sana güle güle. Bu resmen hakaret bize ya. Aa, Memlu abi ne diyorsun sen ya? Sende sıfırlardan bazıları çıkmamış anlaşılan. Sen ver bakayım çekini. Çek elini. Lan? Başkomiserim ne yaptın? Elinin körünü yaptım Niyazi. Gördün işte, yırttım attım. Ama neden? Uyumayın be oğlum. Uyumayın. Biz burada kaç senedir kelle koltukta çalıştık mı? Çalıştık. Canımızı dişimize taktık mı? Taktık. Bak Hayri, benim Halime'm öldü, Halime'm. Memduh'un Rana'sı öldü. Amirimin Hüner'i öldü. Sonra... Bak Hayri, bu sıfırlar var ya, bu sıfırlar, bu Halime'nin başı. Bu sıfır Rana'nın başı. Bu sıfır Hüner ablanın başı. Yalan mı amirim? Değil hiç. Hem o var, hem bizi ne zannediyor bunlar? Bu vatana kelle koltuk hizmet ettik diye para mı istiyoruz? Vatan hizmetine paha mı biçilirmiş? Ben bu çeki almayı vatan için yaptığım şeyleri bulandırmak sayarım. Biz bunun için mücadele etmedik o şer şebekeleriyle. Bundan sonra da can bedende olduğu müddetçe etmeyeceğiz. Abartıyorsunuz ama amirim. Devlet bizi takdir etmiş. Ne var bunda ya? Vallahi ben de bilemedim amirim. Neyi bilemedin Niyazi? At cebine ikramiyeni, afiyetle yersin. Ya başımızı sokacak bir ev falan alırız dedim ama... İsteyene afiyet olsun arkadaşlar. Yırtat devrem, yırtat. Ben bu dolmayı yemem. Ben de. Oy. Ben bugüne kadar Hakk'a hizmet ettim. Onca hizmeti 3-5 kuruşa zayi etmek içimden gelmez. Bu böyle biline. Siz bilirsiniz. Şu rakama nasıl 3-5 kuruş derler anlamadım gitti ya. Ya ben sayı saymayı bilmiyorum. Ya bunlar arkadaş. Bildiğiniz gibi istihbaratın kendince bazı teamülleri vardır. Bunların en başı sır tutmayı bilmektir. Bu sizi bazen üstlerinize karşı yalancı durumuna bile sokabilir. Ama aslen öyle değildir. Söyler misiniz Masar Bey? Bana hangi konuda yalan söylediniz? Bu konuda. Vay, vay. Masar Bey, bu adam yaşıyor. Nasıl olur bu? Sizden sakladığım için kusura bakmayın. Ama telefonda söyleyemezdim. Bunun sayesinde bu işi kökünden halledeceğimizi umuyorum. Harika bir fikir. Gerçekten sizi tekrar tebrik ederim Masar Bey. Hadi çıkalım. Buyurun. Bakın arkadaşlar, ben bunun arkasından gelecek olandan korkarım. Yarın öbür gün hepimize taksimetre bağlarlar ona göre. Ne yapacağız peki amirim? İşte bunu yapacağız. Hadi bakalım. Yırtayım değil mi? Tamam, attım. Attım işte bak. İyi yaptık vallahi. Helal bize. 3 kuruş parayı mı eleyeceğiz be? Ulan Hayri, numara yapma. Sanki görmedik. Aa, bastırma. Ver bakayım şu çeki. Tamam. Ver hadi. Aa, hani ne çeki? Nedir sizden çektim ya? Al. Beyler, başkan geliyor. Kusura bakmayın başkan bey ama biz arkadaşlarla karar verdik. Bu çekleri almıyoruz. Nasıl almıyorsunuz anlamadım.
Bayağı. Almıyoruz işte. Biz bu ülkeye çek için, para pulu için hizmet etmedik. Eski köye yeni adet getirmenin manası yok sayın başkanım. Bizden sonrakiler de her başarılarından sonra çek beklemesin. Ha, ama illa ısrar ediyorsanız ben kendi... Kusura bakmayın başkanım. Arkadaşlarla kararımız böyle. Vallahi size olan saygım, sevgim gitgide hayranlığa dönüşüyor. Ne diyeyim? Şaşırttınız beni. Mahcup ettiniz. Kötü bir niyetimiz yoktu. Ama sizin gibi vatan evlatlarının bunu kabul etmeyeceğini bilemezdik. Tekrar Allah razı olsun. İşte şimdi oldu başkanım. Bizim tek ödülümüz bu olur. Allah rızası. Masar Bey, sizin böyle bir ekibiniz varken siz bu işin kökünü kazırsınız. Evvel Allah, sonra biz. Merak etmeyin sayın başkanım. Bana müsaade. İyi çalışmalar. Buyur. Oluyor ya. Ne yaptım ben? Bir şey yapmadım ki. Yüreğimizle sevdik, bileğimizle yendik. Merhaba Zeki Yahya Bey. Merhaba sayın başkanım. Hayırdır, bu ne telaş? Duymuşsunuzdur. En önemli sanığımız, baron. Öldürülmüş. Davanın en önemli sanığıydı o. Evet, duyduk. Ama siz yine de umudunuzu kaybetmeyin. Nasıl yani? Görüşmek üzere Zeki Yahya Bey. Sizden çektiği nedir? Ulan ayağım. Çek yırtılınca aklın gitti. Hadi yeter. Merhaba Masar Bey. Hoş geldiniz sayın savcım. Geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Hayırdır Necip Amir? Kutlama falan mı vardı? Eğer baron öldü diye kutlama yapıyorsanız yanlış yapıyorsunuz, onu söyleyeyim. O davanın en önemli sanığıydı. Yok sayın savcım, yok. Olur mu öyle şey? Biz bir şey kutlamıyoruz. Masar Bey, size anlatmadım mı efendim? Neyi? O zaman bizimle gelin sayın savcım. Siz benden bir şey mi saklıyorsunuz? Biraz sabır sayın savcım. Biraz sabır. Arzu öldü. Pikeas ve Kayamenik itirafçı oldu. Evet, ama mahkemede iyi rol yaptılar. Baron öldü. Geriye bir Azize kaldı. Dosyadaki dünya kadar belgenin insanları ise ölüp gitti. Bu durumda ben nasıl büyük fotoğrafı mahkemeye sunacağım? Her şeyi Azize'ye yıkmak tamamen saçmalık olur. Buyurun sayın savcım. Buyurun. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun. Sebastian, Niyazi, dinlenmek istiyorum. Hadi bakalım, ben şimdi seni revire götüreyim. Sen orada biraz dinlen bakalım, hadi. Baron. Şu an bildiği her şeyi anlatıyor. Güvenlik önlemi olarak kimseye haber vermedik, başbakan dahil. Eğer en ufak bir haber sızarsa tekrar öldürmek için ne gerekiyorsa yapacaklardır. Biz de onu öldü gösterdik. Zaten yolun sonuna geldiğini bildiğinden her şeyi anlatmaya karar verdi. Dışarıda uyanmayı bekleyen binlerce insanlardan bahsediyorlar. Böylece erken kondunun bütün kökünü kazıyacağız. Anlayacağınız erken kondunun gelmişini, geçmişini... Yani bu sefer kuyruğunu değil, kendini yakalayacağız. Vallahi sizden korkulur Masar Bey. Nereden aklınıza geldi bu fikir? Benim değil, Necip'in fikriydi. Amirimin eline su dökülmez bu konularda. Ben de sorguya girmek istiyorum. Tabii ki. Yolun sonu. Geldik, hadi inin. Yolun sonu dedi Pikasım efendim. Bizi öldürmesinler sonra. Çekiştirip durursan seni ben öldüreceğim minik kaya. Korkutmayın beni efendim. Zaten yüreğim ağzımda. Uzatmayın da çıkın artık. Bizi öldürmeyeceksiniz değil mi efendim? Sizi sizden koruyacağız Kaya Bey, ne öldürmesi? Diline eşek arası soksun. Öldürmeyeceğiz dediniz değil mi? Size güveniyorum ve çıkıyorum dışarı.
Aa, bir rahat dur be adam, düş şakamdan. Aman efendim, niye öyle söylüyorsunuz ki? Yakanıza yapışmadım, arkanıza saklandım. Hadi yürüyün hadi. Öldürmeyeceksiniz değil mi? Sebastian göbekte çıkmış ha. Bir rahat dur be oğlum ya. Allah, sen bir iyileş. Çekilsene bu adam. Korkuyorum, ne yapayım, elimde değil ki. Ne demişler Sebastian? Ne demişler ayrı? Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır demişler, öyle değil mi? Aman çok komik, çok korktum Tosun. Gülün gülün, çok komik efendim. Adam korkudan ölecek ya. Sonra üstümüze kalacak. Niyazi abi, hep bunu yapmak istemişimdir. Fırsatı bulmuşken kaçırma. Sayın Minik Hazretleri, lütfen kendinize geliniz. Amirim geliyor. Ha? Ne oluyor burada? Hani koruyacaktınız bizi? Hani yeni bir hayat, yeni bir gelecek verecektiniz ha? Vallahi Pikas, biz milletin geleceğini sizin hipotenizden kurtardık ya. Bu millet asildir. Tövbekar olana sinesinde yaşama fırsatını verir, merak etme. Necip Amir, ölüyoruz diyoruz size, duymuyor musunuz? Baronu itirafçı yaptınız, koruyamadınız. Bunun hesabını sizden soracağım. Ahirette mi diye soracağım, ona da sen inanır mısın bilemiyorum. Onu bunu bilmem. Benim hayatım senin garantinde. Korumak için her şeyi yapacaksın. Ha? Pikas, gel benimle. Hani beni demir parmaklıklar ardına tıkmayacaktın ha? Hani güzel bir hayat sunacaktın ha? Uzun etme de gel benimle. Durun, beni bekleyin. Yürün. Geldim. Niyazi abi, evet. Şey diyeceğim sana. Ya yapma oğlum ya. Gel bakalım gel. Efendini öldürtmüş müyüz? Kendi gözlerinle gör. Amanım. Fakat biz sizi öldü biliyorduk. Ölmemi daha çok beklersin bir kez. Necipler olmasaydı aslında çok da beklemen gerekmezdi. Nalları dikmiştim. Onlara bir can borcum var. Maalesef vicdanımız, görevimiz, inancımız sizin bile hayatınızı kurtarmamızı emrediyor. Bizim aldığımız terbiyenin gereği böyle. Necip amirim güzel konuştu yine. Doğruları söyledi devrem. Şunu hiç unutmayalım arkadaşlar. Biz bu davayı bizim gibi düşünmeyenleri hapislere tıkmak için açmadık. Biz bu davayı milletin egemenliğini yeniden millete vermek için açtık. Milletin iradesine konulan ipoteği kaldırmak için açtık. Bizim gibi olmayanlar şunu bilsinler. Güç bizde diye şımarmayacağız. Güç bizde diye despot olmayacağız. Güç bizde diye haktan, hukuktan ayrılmayacağız. Bizim millet olarak genlerimizde var olan, yaratılanı yaradandan ötürü severek, aydınlık bir geleceğe yürümeye çalışacağız. Dostlara dost isek de, hak hukuk tanımazlara da sindirici ceza olacağız. Çok haklısınız, çok haklısınız efendim. Memdu, Kaya Minik'le Pikeas'ı kayıt odasına götür. Baron'un ifadesini dinletsinler. Belki ekleyecekleri vardır. Emredersiniz efendim. Hah, iti ançoma hazırla. O çomağı sırtında kırmak vardı ama... Amirim az önce hak hukuk dedi. Hukuk dışına çıkmayacağım Pikas. Öldürmeyeceksiniz değil mi bizi? Söz dinlemen lazım. Söz dinlerim ben. Dinlerim. Sözünüzden hiç çıkmam. Hatta bir dediğinizi iki etmem. Ne emrederseniz hemen yaparım. Hatta emretmediklerinizi de yaparım. Yaşlı olduğuma bakmayın. Ben çok çalışkanım. Uzatma minik kaya. Hadi gelin benimle. Sustum. Sustum efendim. Ah yeter. Hem çıvık, hem yalaka, hem de korkaksın minik kaya. Ya sen nasıl bir insansın hala anlamadım ya.
ikimizi de hayatta tutmaya çalışıyorum Pikasım efendim. Kızmayın bana efendim. Bir çarpacağım. Hadi hadi. Alın bunları. Geçin bakalım. Geçin şöyle oturun. Volkan, Ahmet. Arkadaşlar size emanet. Baron'un ifadesini dinletin kendilerine. Ekleyecekleri bir şey varsa eklesinler. Ben çıkıyorum. Emredersiniz amirim. Uslu durun ha. Gözüm üzerinizde. Kurt kocayınca kuzunun maskarası olurmuş. Hı? Ne oldu Pikaz? Zoruna mı gitti? Ne alakası var efendim? Pikaz öyle demek istemedi. Öyle değil mi Pikaz'ım efendim? Tamam. Hadi çocuklar, dikkatli. Tamam amirim. Evet dostlarım. Buyurun. Buyurun efendim. Alo. Efendim, Como Pisagoro kiliseden çıkıyor. Ne yapalım? Müdahale etmeyin. Arkasında başka ekipler olacak. Emredersiniz. Como Pisagoro kiliseden çıkmış. Peşinden ayrılmayın. Fark edilmeden takipte kalın. Emredersiniz efendim. Şu anda peşlerindeyiz. Yakın sokaklarda konuşlanmış ekiplerimizle irtibat halindeyiz. Ne yapmamızı istersiniz? Como Pisagoro alalım mı? Hayır. Sakın böyle bir şey yapmayın. Gidecekleri yere kadar takip edin. Sonrasına bakacağız. Emredersiniz efendim. Hadi mesafeyi koruyarak öndekini takip edelim. Bize anlatmadığın ne var? Benim anlatmadığım bir şey yok Necip abi. Senin sormadıkların var. Sor söyleyeyim. Gelin benle. Baron'la biraz da biz konuşalım. Öyleyse soruyorum Baron. Como Pisagoro kiliseden neden ayrıldı? İşte bu çok önemli bir şey. Neden önemli? Türkiye'den mi kaçacak yoksa? Sanmam. Örgütle arasında organik bir bağ yok. Benim yaşadığımı bilmiyor. Kaçacak bir durumu yok yani. Nereye gidiyor olabilir peki? Başınız çok büyük belada Mazhar Bey. Ne demek istiyorsun? Açık konuş. Como Pisagoro. Son yere gidiyor. Son yer mi? Orası da neresi? Gizli bir sığınak. Büyük arşivin tutulduğu yer. Büyük arşiv mi? O da ne ya? Sen erken konduyu içeri tıktığın 3-5 adam mı sandın yiğit? Dışarıdakiler içeridekilerden binlerce kat daha fazla. Daha açık konuşun. Yani savcı bey, son yerde tutulan 10.000 kişilik bir uyuyan erken kondu listesi. O listedekilerin çalıştığı kurumlar. Eylem planları, her şey yani. Peki nerede bu sığınak? Beykoz'da. Ormanlık bir alanda. Yer altında. Peki listeyi nasıl alabiliriz? Liste özel bir kasada. O listeye sahip olmadan, o listedekileri bilmeden içeri tıktığınız, deşifre olmuş. Bu yüzden zaten gözden çıkarılmış 3-5 adamla yetinir, erken konduyu çökerttiğinizi zannedersiniz beyler. Memduh'la birlikte yola çıkın. Arşivi de Como Pisagoro'da alın gelin. Emredersiniz efendim. Bu kasa nasıl açılır? Şifresi var mı? Örgütte herkesin bilmesi gerektiği kadar bilgisi var.
Benim söyleyebileceğim tek şey, o kasayı Komo Pisagoro olmadan açmanızın imkanı yok. Fakat şundan emin olun, o listeyi ele geçirirseniz erken kondunun kökünü kazımış olursunuz. Buyurun efendim, temiz. Alo. Efendim, Komo Pisagoro Beykoz'da ağaçlık bir alana geldi. Gelişmeler nasıl Masar Bey? Baron'un dediği gibi, Beykoz'da ormana gitmiş. Galiba Komo Pisagoro'nu da enseleyeceksiniz. Ahmet, yiğitler yola çıktı. Onlar gelene kadar gözünüzü dört açın. Kendinizi belli etmeden Komo Pisagoro'nun her adımını izleyin. Emredersiniz Masar Bey. Harekete geçiyor muyuz? Hayır. Yiğit Bey'i bekliyoruz. Hı, tamam. Durum nedir? Komo Pisagoro ve adamları Patika yola girdiler. Biz peşlerinden gidelim hemen. Biz ne yapalım? Siz de bizimle gelin. Hadi. Hadi evre, hadi. İşte burası. Burası mı? Aç. Efendim, ben adamlarla güvenliği sağlayacağım. Gözünüzü dört açın. Şüphelendiğiniz en küçük olayı hemen bana bildirin. Kapıyı da sımsıkı kapat. Emredersiniz. Ben etrafı kontrol edeceğim. Dikkatli ol. Emredersiniz. Yunanlılar kaçarken sadece İzmir yakmışlar. Ben bütün ülkenizi yakacağım. Cehenneme çevireceğim. Demiştim. Bu tabanca sesleri hiç hoşuma gitmedi. İşimi bir an önce bitirmeliyim. Beyler, buranın güvenliğini sağlayın. Biz içeri giriyoruz. Gözünüzü dört. Emredersiniz. Hadi devre. Thank you.
Gel amirim. Dur! Sakın kımıldama! Kımıldama! Ben de size papuç bırakacak göz var mı? Sana kımıldama dedi. Kımıldama demedim mi lan? He? Demedim mi? Şifreyi söyle çabuk. Ya şifreyi söylersin ya da ölürsün. Şifreyi söyle be adam, söyle. Hadi. Ne yaparsan yap, söylemeyeceğim. Peki, sen bilirsin. Hadi. Şifreyi söyle. Şifreyi söyle. Bu adam kızdı mı, kontrolden çıkarsa her şeyi yapabilir ona göre. Söylersen hayatta kalırsın. Doktor getirtirim. Hastaneye götürürüm seni. Söylemezsen bu kurşunu kafana sıkarım. Gördün işte. Şakam yok. Öldürsen de söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. İyi, sen bilirsin o zaman. Sen istedin bunu. Bugün ve bugün karşımda anlı gazi var. Atıldım kurşunların önüne. Ah, kurtardım baronu. Ha ya? Vatan sana canım feda. Sıkayım mı ağzını? Sıkayım mı? Konuşacak mısın, sıkayım mı? Konuşacak mısın, sıkayım mı? Söyle! Tamam. Yiğit. Tamam. Tamam, öldürme beni. Konuşacağım. Şunu baştan söyleseydin ya birader. Ha, pardon, Komo Pisagoras'ın bırtısı. Uğraştırmayaydın ya bizi. Yemeseydin ya kurşunu, ha? Hadi, hadi. 1876. 1908. 1980. 1980. Sayım başladı. Son 30 dakika. Kapı! Oyun mu oynadın lan bize? Oyun mu oynadın lan bize? He? Sıkayım mı lan kafana? Sıkayım mı kafana? Söyle! Sıkayım mı? Hem de IP'sinden. Bizden soyun. Size buradan çıkış yok. Tam 30 dakika sonra bomba patlayacak. Üstelik bu sistemin geri dönüşü de yok. Ne kadar uğraşsak boşuna. Kapı çelik. Konuş lan, konuş. Buradan nasıl çıkarız, söyle. Söyle. Sizin dilinizden konuşuyorum. Anlamıyor musun? Buradan çıkamazsınız. İmkan yok. Hepimiz havaya uçacağız. Yolun sonu. Öleceğiz yani. Beyler, telefonlar, telefonlar. Gecikmiyor.
Benimki de çekmiyor lan. Bu çekiyor beyler, bu çekiyor, bu çekiyor. Hadi ara. Efendim. Efendim, maalesef bu sığınakta kilitli kaldık. Ne diyorsun? Çıkış yok. Alo, Masar Bey, alo. Alo. Yiğit, alo. Alo. Alo Yiğit. Yiğit, duyuyor musun beni? Alo, alo. Şimdi benimki çekiyor. Alo. Necip? Alo, Masar Bey. Masar Bey. Beni duyuyor musun Necip? At gidip geliyor. Ahmet! Duyuyor musun beni Ahmet? Buranın ses yalıtımı da iyidir. Kapı kapandıktan sonra duymazlar seni. Yapacak bir şey yok. Buradan çıkamayacaksınız. Ah! Bu işte tamam. Bana hemen bomba uzmanı Salim'le Niyazi'yi çağır. Emredersiniz. Hay Allah. Hemen bir şey yapmalı. Bizi hissetmişsiniz Mahzar Bey. Niyazi. Bizimkiler sığınakta kilitli kalmışlar. Başları kesin büyük bir beladadır. Hemen oraya git ve arkadaşlarımızı sağ salim getir. Emredersiniz Mahzar Bey. Hadi. Son 25 dakika. 25 dakikamız var. Buradan çıkamayacaksınız. Amirim. Elimizdeki bilgisayarla bir şey yapamaz mıyız? Bir bakalım. Denemek lazım, baksana bir. Amirim, bilgisayara bir şey oluyor. Son darbe de ne? Söyle çabuk. Sizin Türkçeniz benden de kötüymüş. Adı üstünde, anlamı içinde. Son darbe. Bizimle dalga geçme lan. Sana sorulanı söyle. Son darbe ne demek? Şu an Erken Kondu'nun kalbini elinizde tutuyorsunuz. Ülkenizi kendi elinizle geri dönülmez bir yola soktunuz. Elinizde tuttuğunuz bilgisayar basit bir şey değil. O bilgisayarı benden başkası açtığı zaman önceden planlanmış eylem planı hayata geçer. Ne eylemi? Siz bilgisayarı açtıktan 30 saniye sonra şu anda uyan tam 40 canlı bomba harekete geçti. Ve İstanbul'da 40 ayrı yerde büyük bombalar patlayacak. Yani siz örgütü bitirdiğinizi sanırken örgüt ülkenizi cehenneme çevirecek. Selen Hanım, daha önce de başvurduk. Evet. Tamam Hikmet Bey, bakıyoruz şimdi, incelemede kontrol ediyorum. Bakın ama ikinci kere başvurduk, hala cevap yok. Takip etmeye çalışıyorum şu an. Ben bu belgeleri de size bırakayım. Tamam, alayım. Bakın, o üstteki ilk dilekçemiz. Alttaki de ikinci dilekçemiz. Anladım. Sizden cevap bekliyorum o zaman Selen Hanım. Tamam, tamam Hikmet Bey. Mutlaka bilgilendireceğim sizi. Mehmet Bey, yemeğe çok var. Nereye gidiyorsunuz? Allah Allah, delirdi mi ne? Hay Allah.
Ders başlıyor. Hadi gidelim. O söylediklerimi asla unutma, tamam mı canım? Tamam canım, sonra görüşürüz. Bütün sene yattık. Koca sınavı 2 saatte nasıl çalışırız? Aman boşver. Gerçek hayatta ne işimize yarayacak ki bunlar? Nereye gidiyorsun? Daha sorunun cevabını bulamadık. Gerçek hayatta ne işimize yarayacakmış? İyice tırlattı bu. Boş ver. Bu İstanbul trafiğinin en büyük sorunu abime söyleyeyim, acemi şoförlerdir. Bir de öyle şoförler var tabii. Başkasının hakkına saygı göstermeliler. Öyle tabii. Abime söyleyeyim, sayı çok önemlidir. Herkes herkese saygı göstermelidir. Misal, abime söyleyeyim, ben arabamda sigara içerim ama müşteri varken içmem. İn aşağı. Ama gideceğim yere gelmedik ki. İn aşağı, in. Tövbe tövbe, bir de saygıdan bahsediyorsun. Sayın Komo Pisagoru, bu konuşmayı duyuyorsanız deşifre olmuşsunuz demektir. Bundan sonra olacakları açıklamamıza gerek yoktur sanırım. Sadece çok üzgün olduğumuzu söylemek isteriz. Hizmetlerinizden dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Lan! Kim lan bu adam? Ha? Kim lan bu adam? Ne diyor, söyle bana hadi! Söyle! Senin de anladığın gibi beni de gözden çıkardılar. Onlar için ben de harcanabilir bir adam oldum ne yazık ki. Baş öyle bileydin. Onlar kim? Onlar kim? Söyle hadi! Söyle! Dur Yiğit. Onları sonra buluruz. Önce buradan çıkalım. Ben bombanın yerini bulmaya çalışırken siz de dışarıya bağlanmanın bir yolunu bulun. Nasıl amirim? Nasıl? Nasıl? Bir dakika, aklıma bir şey geldi. Eğer bu bilgisayar dışarı mesaj gönderebiliyorsa mutlaka bir hat üzerinden bağlantısı vardır. Evet, tamam. Hayri ile bir konuşalım bakalım. Bize bir faydası dokunacak mı? Hayri'nin mi faydası dokunacak? Sağlamken faydası olmayanın yatarken mi faydası olacak oğlum? Deneyelim devre bakalım. Hadi hadi. Daha iyisin ya Hayri. Bir isteğin var mı? Vatan sağ olsun Mazhar Bey. Bu ses de ne? Bilgisayardan geldi Mazhar Bey. Chat mi yapıyorsun sen? Yatakta vakit geçireyim diye Mazhar Bey. Kusura bakmayın ne olur. Hadi hadi bir an önce iyileş. Sana ihtiyacımız var. Bensiz olmuyor değil mi Mazhar Bey? Biliyorum. Hadi ben gidiyorum. Geçmiş olsun. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim Mazhar Bey. Sağ olun. Çok büyük adam bu ya. Ha. Aa. Memdu abi bana titreşim mi göndermiş ya? Allah Allah. Nerede mi? Uzanmışım yatağa. Aa. Yazıyorum sana. Asıl sen neredesin? Ha? Benim için çocuk oyuncağı. Ne diyor oğlum? Ne diyor? Benim için çocuk oyuncağı diyor. Ok.
Demiştim size, demiştim. Atıf tahtı mı? Tıftıflayamaz demiştim. Tamam, hayır çalışmaya başladı. Boş durması. Elini çabuk tutsa bari. Boşuna uğraşıyorsunuz. Size buradan çıkış yok dedim. Ne buradan kurtulabilirsiniz, ne de bombaların patlamasına engel olabilirsiniz. Bana bak. Kim lan bu 40 kişi? Söyle bana hadi. Onu ben de bilmem ki. Bilgisayar otomatik olarak saçar. Bir nevi dijital kura yani. Alo? Alo? Alo Memdu? Masar Bey, son darbe. Alo? Alo? Memdu, son darbe mi dedin? Masar Bey. Son darbe mi dedin Memdu? Son darbe mi dedi? Evet. Ne demek istedi acaba? En iyisi barona sormak. Hadi baronla konuşalım. Belki işimize yarayacak bir şey öğreniriz. Hay Allah be. Köşeye sıkıştık kaldık burada. Fena sıkıştık. Hemen pes etmek yok. Hemen pes etmek yok. Son 20 dakika. Ne yapmış sizinkiler? Yiğitlerle görüşmemiz sürekli kesiliyor. Zar zor son darbe diye bir şey duyduk. Son darbe ne demek olabilir? Sizce bir anlamı var mı? Olmaz mı savcı bey? Adı üzerinde son darbe. Erken kondu, vuruşarak çekilecek yani. Yani ne yapacaklar? Türkiye'yi gerçek manada cehenneme çevirecekler. Ele geçireceğiniz listedeki 10 bin erken kondu elemanı faaliyete geçecek. Yani İstanbul'un 40 ayrı yerinde aynı anda tam 40 tane bomba patlayacak. Peki ne zaman? Eğer siz son darbeyi öğrendiyseniz, canlı bombalar çoktan faaliyete geçmiştir. Yapacak fazla bir şeyiniz kalmadı demektir. Baba. Hoş buldum oğlum. Erkencisin, bir şey mi oldu? Büyük gün geldi Zehra. Hadi oğlum, odana geçelim. Peki anne. Zehra, çantaları da unut. Hı hı. Buyur. Thank you.
Niyazi abi, daha hızlı gidemez miyiz? Emredersiniz Salim Bey. Hayri ne yaptı acaba, sorsana. Durum nedir? Siz buradan kurtulsanız bile dışarıdaki patlamaları engelleyemezsiniz. Sen öyle san. Hayri bir şeyler buluyor galiba. Hadi be Hayri, hadi oğlum. Bir Hayri'ni görelim be Hayri, hadi lütfen hadi. Belki bir yanlışlık olmuştur hayatım. Belki sistemler karışmıştır. Belki ertelenmiştir. Neden olmasın? Hayri son darbeye kadar geldi. Şimdi bu mesajın kimlere gönderildiğini arıyor. 10.000 kişiyi nasıl engelleyeceksiniz? Allah'ın yardımıyla. Komo Pisagor Efendi. Ulan aferin be Hayri be, aferin be. Sen onu da başarırsın Hayri. Ha gayret. Ne diyor oğlum, söylesene. Biraz daha zamana ihtiyacı var devre. Otobüste değil.
Ne yaptı? Bir haber var mı? Başaramamış maalesef. Yapma! Burada öldüğüme yanmam. Binlerce insan ölümüne mani olamayacağız, ona yanarım. Allah'ım yardım et bize, ne olur. Ne olur yardım et. Allah'ım yardım et. Yardım et bize. GSM operatörlerinden dinleme yapın. Anahtar kelimelerin geçtiği bütün konuşmaları takibe alın. Her sokaktaki mobeseleri inceleyin. Bütün ihbarları dikkate alın. Hadi arkadaşlar, bir şey söyleyin. Bir ipucu bulun. Hadi. Efendim, maalesef yakalayabileceğimiz en ufak bir ipucu yok. Teröristler çok özel, yüksek güvenlikli, takip edilemez bir ağ üzerinden haberleşiyorlar. Ne yani? Burada böyle oturacak mıyız? Hiçbir şey yapmayacak mıyız? Bombaların patlamasını mı seyredeceğiz? Masar Bey'e durumu bildirelim bari. Helalleşelim. Bence bir ara. Belki ulaşırız amirim. Telefonlar bitik. Başaramayacağız. Hep birlikte dua edelim. Neresi olduğunu söyleyin artık. Allah'ım. Allah'ım. Günahlarımızı bağışla. Vatanımızı, milletimizi koru. Milletimize huzur, dirlik, düzen ver. Gücümüzü hayra kullanma şuuru ver. Ne olur bizlere yardım et. Sen tasayı gideren, kederi defedip gönlü ferahlatan ve güç durumlardakilerin duasını kabul edensin. Ancak senden yardım diliyor ve ancak senden yardım istiyoruz. Amin. 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 Bilgisayara bir şey oluyor. Bilgisayar canlı bombalara son mesajı gönderiyor. Ne olduğunu görebiliyor musun Devre? Maalesef Devre. We'll be right back.
Beyler. Beyler, Hayri başarmış galiba. Hayri başarmış. Bravo lan Hayri. Aferin Hayri. Hayri açtın kendini, bravo. Büyük iş başardın. Yapmayın, bu bir tuzak. Ya ne oluyor? Hayır, tek tuzak. Öne getirdiler. Bu otobüsü havaya uçuracağım. Bana karışmayın. Emir böyle. Bak, ben de bombacıyım. Patlatma, sakın patlatma. Olamaz. Olamaz. Artık gözüm arkada kalmayacak. Hayri bile bu işleri tek başına yapabiliyorsa ölsem bile gam yemem artık. Aynen aynen, ben de amirim, ben de ben de. Ben de vallahi ben de. Boşuna seviniyorsunuz. Buradan asla sağ çıkamazsınız. Sen bizi ne sandın efendi? Biz asıl kendimiz kurtulup milletimiz batsa, o zaman üzülür ve kahrolurduk. Sizden farkımız bu işte. Biz önce kardeşimizi düşünürüz. Siz hep kendinizi düşünürsünüz. Bu yüzden de hep kaybetmeye mahkumsunuz. Hayatta kalsan bile kaybedeceksin. Ne bu ya? Ne oluyor burada? Tuzak mı arkadaşlar? Tuzak? Harbiden tuzak mı? Tuzak mı? Ne olursa olsun bu bombayı patlatacağım. Sakın yapma. Hayır. Yapma. Lütfen yapma. Yapma. Dur yapma. Neden hepimiz aynı otobüsteyiz? Hayır. Başarıldı beyler. Bomba patladı. Patladı ama. Bomba ellerinde patladı. Yiğidim benim. Aslansın be Hayri be. Helal sana be. Son bir dakika. Kendi derdiniz yanın şimdi. Asır bomba burada patlayacak. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve eşhedü enne Muhammeden abdühü resulü. Amirim, hadi 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 çıkalım buradan, hadi çabuk çabuk, hadi 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 hadi. Ah!
Kurtulduk mu şimdi? Vallahi kurtulduk. Usta, bu iş burada biter söyleyeyim size. Liste de bizde. Erken kondunun köküne de kibrit suyunu döktük artık. E hadi. Değerli basın mensupları, aziz milletim. Yaklaşık 200 senedir milletimizin enerjisine emen, lider ülke potansiyelini heba ettirip, dış mihrakların kölesi haline getiren, devletimize nefes aldırtmayan, içten içe kemirerek çökerten erken kondu sürecinde çok şükür sona gelmiş bulunmaktayız. Devletin çeşitli kurumlarına sızmış, millete hizmet etmek olan asli görevlerini millete zulmetmek için kullanan erken kondu üyesi şer odakları, güvenlik güçlerimizin özverili çalışmaları sonucu tespit edilmişlerdir. Özellikle özel istihbarat birimi çalışanlarımız, ne makam, ne para, ne pul gözetmeden, sadece ve sadece milletimize hizmet için, devletimizin geleceği için, yarınlarımızın kurtuluşu için büyük bir mücadele verdiler. Sizlere canınızı dişinize takarak, ölümle burun buruna yaşayarak her türlü haksızlığa maruz kalsanız da, iftiralar atılıp toplum gözünde küçük düşürülmeye çalışsanız da, yılmadan mücadele ettiğiniz için ne kadar teşekkür etsem azdır. Sözler kifayetsiz kalır. Ne haber Tosun'um? Vay be, görüyor musun? Millet düşmanı bu alçakları adalete teslim etmekle, çocuklarımızın geleceğini kurtarmakla ne kadar iftihar etseniz hakkınızdır. Teşekkür ederiz efendim, bizi onurlandırıyorsunuz. Bu halk düşmanlarını kanuni yolları kullanarak hukukun önüne çıkardık. Bundan sonra söz bağımsız yargınındır. Yargı en kısa sürede hükmünü verecek, yasal çerçeveler içinde sorgulamasını yapacak, suçluları cezalandıracak, suçsuzları bir an önce serbest bırakacaktır. Hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Şunu üstüne basa basa söylüyorum ki, bu sefer bizim çocuklar başardı. Bu lafım da anlayana. Buyurun. Buyurun. Sağ olun. Vay be. Demek bitti ha. Vallahi resmen bitti. Ne yapacağız şimdi? Benim çok güzel bir fikrim var. Antalya Korkut Eli'ne gidelim. Ha? Şöyle yapalım. Sucuk ekmekleri nereden bulacağız şimdi? Bütün dükkanlar kapanmıştır bu saatte. Polis değil misin Hayri? Gösterirsin kimliğini, açtırırsın dükkanı. Yani. Doğru doğru. Gösteririm kimliği, sucuk ekmek alacağız derim. Hayri, senin kolunda şöyle bir şey vardı, şöyle tutuyordu, şöyle bir şey. Ha, orası iyileşti ya, iyileşti. Ha, iyi. İyi oldu, iyi. Bak sen öyle, ben de böyle. Amirim, siz geçin eve de. Ben sonra gelirim, katılırım size, olur mu? Sakın geç kalma. Sakın geç kalma erken gel. Ama geç kalma erken gel. Hadi biz de gidelim, geç kalmayalım. Hadi abi, hadi. Hadi.
Allah'ım, bu günleri de gösterdin ya bana. Şükürler olsun. Seni tanıdığımda polisliğe yeni başlamıştım. Nasıl kullanacağımı hiç bilmiyordum. Sonra alıştık birbirimize. Bazen sağduyum oldun. Bazen şeytanım. Bazen nefsim oldun. Bazen kaderim. Çok can aldık. Çok can yaktık. Tamam, kabul ediyorum. Çok yanlışım da oldu. Ama ne yapayım? Canımı yaktılar. Hem de çok canımı yaktılar. Seni bir dost olarak gördüm kendime ben. Ama anladım. Senden delikanlıya değil, senden korkağa dost olur ancak. Gözlerin olsa da görsen keşke. İnsana bundan büyük silah yok. İman dolu bir gönülden daha büyük bir silah yok şu dünyada. İşte sen bana bunu öğrettin. Ya Rabbi, bu ülkeye öyle bir huzur nasip etsin ki ben bir daha bunu elime almayayım. Asla bir daha elime silah almayayım. Ne kadar günah işlediysem affet. Huzurunda tövbe ediyorum sana. Tövbe ediyorum huzurunda. Huzurunda tövbe ediyorum. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. En iyi sofra hazırlayan adamı geldi. Tabakları yerleştirelim. Evet. Şöyle. Hadi çabuk olun. Amin. Hadi bakalım. Geçelim. Bunu buraya koydum. Aferin koçum. Hop. Ne yapıyorsun ya? Tamam. Bak, ya. Yine yaptı yapacağını. Ya bu adam ne anlar ya ne biçim bir adamsın? Elektrikten anlamazsın. Buraya gelmişsin ya. Ya bir sus Hayri ya. Bir sus ya. Of Hayri ya. Harbiden ne yaptır ayağını sen? Görünmez. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gözünü takmasan olacağı o. Geçip Hakan'ın etleri bunlar. Ya bu Yiğit abi nerede kaldı ya?
Gelir gelir. Oo. Eli kullandırdım. Beyler. Afiyet olsun. Ha, işte geldi. İyi akşamlar. Hoş geldin. Yasin haber? Erken başlamışsınız. Başlamadık, sizi bekliyorum. Geliyorum geliyorum. Hadi. Abi ne haber? Nerede kaldın bir aslanım? Haber. Eyvallah devrem. Hoş geldin abi. Boğazımızdan geçmedi diyeceğiz ama Haydi bizi yalancı çıkaracak. Biraz az ye. Son numara müthişti lan. Aferin lan benim Hayrime. Aferin lan benim Hayrime. Dedi işte. Hayrim benim dedi işte. Aferin gülüyorum sana ama yakmayalım etleri sonra. Rahat ol. Bu iş benim uzmanlık alanım. Baba geldi baba. Oo. Masar masar beyler gidiyor. Oldu mu şimdi? Kambersiz düğüne başlamışsınız bile. Hepsi Hayrim'in suçu dur Masar Bey. Dayanamamıştır, dalmıştır sucukları. Öyle bir şey yapmadım. Benecipler de artık o suçlu kalmasın diye onlar da takılmıştır. Aynen öyle Sayın Savcım, aynen öyle. Sayın seyirciler, erken kondu davasının son dalgası müthiş gelişmelerle başladı. Hemen her gün her meslek grubundan onlarca insan gözaltına alınıyor. Gözaltı sayısının birkaç bini bulabileceği söyleniyor. Şimdi sizi haberle ilgili görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Yani. Bitti Masar Bey. Bitti. Çok şükür bitti. Başbakanımızın da dediği gibi. Bu sefer bizim çocuklar kazandı. Hadi. Hadi bakalım, buyurun hadi sofraya. Hadi şu etleri. Abi sen de ekmekleri getir. Ya baba. Hoppa. Baba. Heh. Makineyi hazırladın, bir fotoğraf çekinelim mi? Buyurun. İleride bakar bakar hatırlarız. Yardım et oğlum. Biz öldüğümüzde demek istiyorsun yani ha? Ya o ne demek şimdi, aşk olsun. Daha çok güzel günler göreceğiz baba. Sınır olacak. Ya çocuklar haklı ya. Fotoğraf çekilelim hakikaten ya. Fotoğraf makinesini de kurmuşlar. Hatıra olur. Kim çekecek peki? Ben çekerim. Ben çekerim. Tamam hadi. Evet, tamam hadi. 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 Hadi hadi. Buyurun Masar Bey. Buyurun. Gel yanıma. Hayır gel oğlum, hadi gel gel, çekiyor gel. Abi dur, beni bekleyin ya. Oğlum makineyi sen vurdun, ben ne yapayım, hadi çabuk. Tamam, hayır hadi. Hadi, geldim geldim. Hadi sen Hayri, hadi. Hayri hadi. Oğlum gel hadi. Tamam, abi, gel çabuk, çabuk, çabuk. Geliyorum. Gel, hadi ben şimdiden gördüm. Hadi bakalım. Ne ya, etler yanıyor. Aa.